Hepiniz hoş geldiniz. Sultanahmet'teyiz. İstanbul'un kalbinin attığı çok özel bir noktadayız. Birkaç gündür burayla alakalı yeni bir heyecan yaşıyoruz. Gülhane'nin tam ortasında, yeni bulunmadı, eski de değil. 1913 yılında fark edilen İstanbul'un en eski sarnıçlarından bir tanesi turizme açıldı. Artık biliyoruz. Ben bu sunuyu o meşhur Yerebatan Sarnıcı'nın yanında yapmayı arzu ettim. Ama bu videonun konusu Yerebatan Sarnıcı değil. Bakın Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un en büyük sarnıcı. İçinde yüzlerce sütun var. Justinianus döneminde Ayasofya ile beraber yapılmış. Ama Justinianus demek milattan sonra 530'lar demek. O tarihte yapılmış. Şimdi ben sizi öyle bir sarnıca götüreceğim. Bu sarnıç daha birkaç gün önce İBB Miras tarafından restorasyonu tamamlandı ve halkın ziyaretine açıldı. Bu sarnıç çok daha eski. Milattan sonra 130'lu yıllarda yapıldı. Bakın bu arkamdaki milattan sonra 530, o 130. Yani Yerebatan Sarnıcı'ndan tam 400 sene öncesi yapıldı. Roma İmparatoru Hadrian tarafından yapıldı. Osmanlı döneminde unutuldu ama tam Osmanlı'nın yıkılmasına 10 yıl kala sarnıç bulundu. 1913'te bulundu ve bu sarnıç farklı amaçlarla kullanıldı ve artık sizin ziyaretinize açıldı. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Yerebatan Sarnıcı'nın çıkış kapısı arkamızda. Burada Talat Paşa'nın konağını solumuza alıyoruz. Ayasofya Camii'ni sağımıza alıyoruz. Aşağı doğru Gülhane'ye giriyoruz ve Sarnıcı'nın yanına gidiyoruz. Hadi buyurun. Bakın bu gördüğünüz kuyruk Yerebatan Sarnıcı'nın giriş kuyruğu. Şimdi son restorasyonda şey değişti. Giriş çıkış değişti. Oradan girip buradan çıkıyorduk. Şimdi buradan giriyoruz. Ama biz Yerebatan Sarnıcı'na gitmiyoruz. Bakın kuyruk boydan boya devam ediyor. Bu Yerebatan Sarnıcı'nın giriş kuyruğu. İnsanlar sırada girebilmeyi bekliyorlar. Hemen sağımızda Ayasofya Camii'ni görüyoruz. Tramvay yolundan kaldırıma doğru geçeyim. Şu an adımladığımız bu caddenin adı Alemdar Caddesi. Bakın hiç kimse dikkat etmez. Neden Alemdar caddenin ismi? Alemdar Mustafa Paşa'dan dolayı. Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud'u padişah yapan, 3. Selim'i tahta çıkarmak isteyen çok önemli bir ayağındı. Rusçuk ayağıydı ve sadrazam ilan edildi. Ama şöyle gelin. Ama maalesef onu Yeniçeriler konağını basarak öldürdüler. Kendisi mahzendeki barutları havaya uçurdu. Kendisi de öldü. Ama onun sarayını sarmış 300 kadar Yeniçeri de öldü. Alemdar'ı cenazesine bir kuyuya attı Yeniçeriler. Yıllar sonra kuyudan çıkarıldı cenaze kalıntıları. Ve hemen bakın şuradaki Zeynep Sultan Camii'nin avlusuna defnedildi. Alemdar Mustafa Paşa burada yattığı için bu caddeye onun lakabı verildi isim olarak. Sağımızda Cafer Paşa Medresesi var. Evet Gülhane'nin kapısı gözüktü. Hadi karşıya geçelim artık, yol çok müsait. Gülhane'nin kapısı gözüktü. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Çekimi yaptığım bugün günlerden pazar ve İstanbul tabii çok kalabalık. Zeynep Sultan'ın camisini görüyorsunuz. Bu camiyi yaptıran Zeynep Sultan, 3. Ahmet'in kızı. Ve 3. Ahmet'in kızı buraya böyle çok da güzel bir cami yaptırmış. Tabii Gülhane bugün birçok insan için bir park. Normal bir park ama normal bir park değil. Aslında Gülhane Osmanlı Sarayı'nın, Topkapı Sarayı'nın Gülhanesi, hane mekan demek. Gül, bildiğimiz çiçek olarak gül demek değil. Bütün çiçekleri temsil eden ana bir isim taşıyor. Gül ismi. Bizim grup hızlı yürümüyorum değil mi? Kusura bakmayın.
eğer hızlı yürüyorsam. Gül ismi, bütün çiçekler isim geliyor. Yani çiçek bahçesi demek. Çiçeklerle kaplı yer demek. Gerçek adıyla söyleyecek olursam şu an has bahçeye giriş yapıyoruz. Evet, bizim grup sizde bir YouTube videosunun canlı canlı nasıl çekildiğini görüyorsunuz. Evet, bakın burada 3 girişli bir kapı var, tarihi bir kapı. Şu gördüğünüz çeşme bile Sultan II. Abdülhamit Han döneminden kalma. Aslında sarayın özel kapısıydı. Herkes kafasına göre buradan içeri giremezdi. Ama bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde müze hükmünde olduğu için rahatlıkla girebiliyoruz. Hadi geçelim. Bakın sağ taraf arkeoloji müzesine doğru çıkıyor. Ve devamında Topkapı Sarayı'na direkt ön bahçeye çıkıyor. Burası ise sarayın bahçesine giriyor. Artık giriyoruz içeri. Hakikaten çok kalabalık. Şu aralar tam gülhanenin gezileceği günler. Nisan ayı demek, bülbül ayı demek, lale ayı demek. Ve Emirgan Korusu 1, Gülhane Parkı 2. Buranın laleleri meşhurdur. Şu an laleleri de böyle sıcağı sıcağına daha yeni açtılar bunlar. Ben her hafta buraya geliyorum. Görmüş olacağız. Gülhane sarayın has bahçesi. Bakın arkanızda bir takım burçlar görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz burçlar Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Topkapı Sarayı'nı çeviren Sur-u Sultani. Yani o dönemde yaşasak kafamıza göre kimse bizi buradan içeriye sokmaz. Sarayın bahçesi burası. Arkamızdaki yapılar çok önemli yapılar. Mesela şu gördüğünüz ucu gözüken yapılar Darphane-i Amire binaları. Sarayın parasının basıldığı bina şu. Şu sarı bina Abdülhamit Han döneminde yapılan Sanayi Nefise Mektebi. Onun devamında Fatih'in evi var. Fatih Köşkü. Bu arada karar aldım. Yarım günlük bir Gülhane Parkı turu koyacağım. Turlarımın arasına. Yani buluşacağız sizinle. Yarım gün sırf bu parkı gezeceğiz. A'dan Z'ye. İçinde ne var ne yok hepsi. Yani mesela şu arkanızda gördüğünüz şu an kütüphane olarak kullanılan yapı padişahların orduları seyrettiği meşhur Alay Köşkü denilen bir burç. Padişah oraya çıkıyor. O Alemdar Caddesi'nden geçen Osmanlı ordusunu savaşa uğurluyor, merasimleri izliyor, oradan takip ediyor. Padişahın seyir balkonu. Evi orası, Topkapı Sarayı. Oradan yürüyor, tıkır tıkır buradan buraya. Hadi biraz daha yürüyelim. Tabii bizim bu videoyu çekmemizin amacı ne? Biz burada tarihi İstanbul'un en eski sarnıçlarından birini görmeye gidiyoruz. Yani neredeyse günümüzden 1800 sene evvel yapılmış bir sarnıç bu. Normalde ben gruplarla Gülhane'ye şöyle geliyorum. Yılda 3-4 defa İstanbul Müzeleri turu yapıyorum. Bu İstanbul Müzeleri turunda sabah hemen üstümüzdeki Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz. Hemen yanındaki Çinli Köşkü geziyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bakın hemen şurada solumuzda binalar var. Rahmetli Fuat Sezgin Hoca'nın kurmuş olduğu İslam Bilimleri Müzesi var. Orayı geziyoruz. İslam Bilimleri Müzesi'ne tavsiye ederim. Of, kokular gelmeye başladı. Buram buram aslında neydi bu çiçeğin adı ya? Lavanta değil. Sümbül, sümbül. Şu maviler bakın, şu maviler kokuyor. Buram sümbül. Yanımızda papatyalar. Hemen etrafında laleler. Bakın laleler daha yeni yeni açıyor. Çünkü Nisan'ın ilk günlerindeyiz. Sarnıca doğru devam ediyoruz. Tabii Gülhane Parkı'nda gezerken aklımıza meşhur bir şiir geliyor. Bestelenmiş bir şarkı. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda diye. Aslında bu şiirin yazılma sebebi, şairi kimdi? Nazım Hikmet. Bu şiirin bir yazılma hikayesi var. Nazım Hikmet, annemden dinledim ben bunu. Annem de kulağı kesik eski İstanbullulardan. 70'li yıllarda İstanbul'da ressamlık yapmış. İstiklal Caddesi'nde Elif bebeklerin yüzlerini boyamış etmiş. Annemden bizzat dinledim. Nazım Hikmet bir tane kız seviyor. Kızla burada buluşacaklar parkta. Nazım Hikmet de o günlerde tabii farklı görüşlerde şiirler yazıyor. Yani sosyalizm kokan şiirler yazıyor. Yazabilir, konuşabilir, düşünebilir.
Ne olur yani? Ne olur? Ülke mi yıkılır? Eline silah aldığı yok, bir şey aldığı yok. Ama işte biz bundan bir kurtulamadık. Fikir suçlusu. Hiç kimse fikir suçlusu olamaz. Herkes fikrini beyan edebilir kardeşim. Herkes fikrini beyan etsin ama bizde öyle değil işte. O diktatörlük devam ediyor tarihten bu yana. Benim gibi düşüneceksin. Benim gibi hareket edeceksin. Düşmek istemiyorum kardeşim senin gibi ya. Olabilir. Adam şiir yazıyor diye adamı 18 sene hapiste yatırıyorlar. Atatürk dönemine bir sokuyorlar hapse. Bütün bir İnönü dönemi, tam Menderes döneminin ortalarında afla çıkıyor adam. 18 sene ya. İnsan düzgünse bile hain olur ya. 18 sene yatırıyorsun suçsuz adama. Kızla buluşmaya geliyor buraya Nazım Hikmet. Ondan sonra tabi o sırada polis geliyor. Aranıyor. Ağaca çıkıyor. Ağacın tepesine. O zaman burada büyük büyük ceviz ağaçları var. Kız altta, kendisi üstte. Kız geliyor buluşacakları yere. Kız kafayı kaldırıp baksa görecek sevdiği oğlanı. Polis var, inemiyor. Orada o tuz yumurtlar halde bu şiiri yazıyor. İşte ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Annenden dinlediğim orijinal gerçek hikaye bu işte. Cem Karaca da ne güzel söylüyordu onu rahmetli. Evet. Gırtlaktan böyle gele gele. Allah'ım Sarnıcı anlatacaktım. Sarnıcı'dan başka her şeyi anlattım. Gidiyoruz, az kaldı Sarnıcı'a. Çok az kaldı, hemen şurada. Bu gördüğün, of, uçan kuşu görüyor musunuz? Kocaman bir balıkçıl kuşu. Oraya yuva yapmışlar bakın. Gördünüz mü? Dişili erkekli yuva yapmışlar oraya. Gülhane çok enteresan. Burada endemik çok farklı kuşlar yaşıyor. Çünkü üç tarafımız sularla çevrili. Şöyle gidin Haliç, böyle gidin Marmara Denizi, böyle gidin İstanbul Boğazı'nın ucu, Sarayburnu'nun ucu. Ve öyle olunca tabii burada hakikaten böyle çok farklı, çok özel kuş türlerini görürsünüz. 10 yıl evvel Silivri taraflarında Almanya'dan papağan getiren bir tır kaza yaptı. Devrildi. Kafesler parçalandı. Papağanlar özgür oldu. Hayvanlar akıllı iki yere sığındılar. Bir Eyüp Sultan'a, bir Gülhane Parkı Topkapı Sarayı'na. Şu an bu ağaçlarda inanın birkaç yüz tane papağanın evi var. Yuvaları var. Seslerini duyarsınız, yeşil yeşil sürülerle uçuyorlar. Bir papağanımız eksikti, o da oldu diyeceğim ama papağanımız hiçbir zaman eksik değildi. Topkapı Sarayı'nda her zaman vardı. Fatih'in evine geldik bakın, şu gördüğünüz bina Fatih'in evi. Fatih'in evi, yani Fatih İstanbul'u fethettiğinde nerede yaşadı? İşte burada yaşadı. Bunu Fatih yaptırdı. Hiç kimse bunu bilmez ya. Fatih'in evi deyince, hani bunu böyle lazım, Çinli köşk deyince biliyor millet. Çinli köşk, Fatih'in evi burası. Onun için bir gün arkeoloji müzesi turuma gelmelisiniz. Ve orada Fatih'in evini, yani Çinli köşkü uzun uzun tabii ki içinden, müzenin bahçesinden sizinle gezmeliyiz. Ama kod farkı dolayısıyla binayı en güzel göreceğimiz yer işte burası. Şimdi artık Topkapı Sarayı binaları başlıyor. Önce Birun Avlusu, sonra devamında Enderun Avlusu ve bu avluya ait saray binalarının Gülhane'ye, has bahçeye bakan cepheleri hakikaten insanı şaşırtıyor ve mutlu ediyor. Sarnıcı hala göremiyorsunuz. Neden? Çünkü Sarnıcı şu önümüzdeki tepenin arkasında. Bakın şu kuşu görüyor musunuz şurada? Şu gördüğünüz kuş bundan 5 yıl öncesine kadar İstanbul'da hiç yoktu. Tropik bir kuş. Ben Vietnam'a kadar gittim. Vietnam, Malezya, Endonezya, o bölgelerde parayla satılan, konuşan bir kuş bu. Beo, mayna kuşu cinsidir bu. Bir cins, mükemmel insan gibi konuşur ve çok pahalı bir kuştur. Yani birkaç bin dolarlık fiyatı olan bir kuş. İlginç, bir takım hava akımlarıyla Türkiye'ye geldi, yerleşti. Anadolu yakasında Kartal Adliyesi var. Anadolu Adliyesi'ne gidin, o beton binanın üstü bunlarla dolu. Çoğaldılar şu an, dört bir yanda. Evet, bunlar şimdi çoğaldılar ve bu şekilde çok enteresan, her yerde bunları görebiliyorsunuz. Bu kuşa çiğdeci kuşu diyorlar Türkiye'de, kuş uzmanları. Çiğdeci kuşu. Şu tepeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın şu önümüzde hafif böyle bir bombe tepe var.
İşte bu tepenin altı Sarnıç. Sarnıç burada. Önce üstten gidelim. Gelin önce bir üstten gidelim. Ben size lap diye sarnıcın içine sokmayayım. Vallahi siz de geziyorsunuz bizle beraber. Şu an videoyu izleyenler de Gülhane Parkı keyfi yapıyorlar. Zaten amacımız o. Gelemeyenlere buraları göstermek. Normalde sarnıcın üstü boş değilmiş. Sarnıcın üstünde bir manastır yapısı varmış. 1913 yılında bu sarnıç bulunuyor. Bulunduğunda kazı yapılıyor. O zaman İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu. 1913'te padişah kim siz söyleyin. Hadi. Değil. Abdülaziz Han 1876'da indirildi. Mehmet Reşat. Abdülhamit Han Sultan Abdülaziz 1876'da tahttan indirildi. Abdülhamit Han 1909'da tahttan indirildi. 1909 ile 1918 arası Osmanlı en çileli yılları. Yazık garibim Mehmet Reşat padişahtı. İktidar ama muktedir değildi. İddiaçılar yönetiyordu. Onun döneminde bu sarnıç bulundu. O zaman İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu'ydu. Cemil Topuzlu'nun emriyle kazı başladı ve bakın neler neler bulundu. Hadi görelim. Şu an sarnıcın üstüne doğru tırmandırıyorum sizi. Evet, sütün başlıkları gözükmeye başladı. Bakın görüyoruz, kenarında volütler var. Yani iyonik sütün başlıkları bunlar. İyonik. Hemen burada. Şu an ben sarnıcın tam tepesindeyim. Sarnıç aşağıda tabii. Yani şu sıfır seviyesinde değil, daha da aşağıda. Yani üst kodu da çok yüksek, alt kodu da çok derin. Bakın sarnıcın üstünde böyle bir takım enteresan sütun başlıkları var. Şu an bu kazılarda, 1913 kazılarında burada bir yapı bulunuyor. Bakın o yapıyı göstereyim size. Şurada görüyorsunuz. Bu sarnıcın üst kısmı burası. Burada bir manastır yapısı söz konusuymuş. Hemen arkaya bakın mesela Adalet Kulesi'ni görüyorsunuz. Değil mi? Bakın şu sivri külahlı Adalet Kulesi. Sonra biraz daha bu tarafa gelin. Şu gördüğümüz bina, ben bunun size videosunu yaptım 2 ay önce. 3. Osman Taşlığı burası. Balkonu mükemmel bir eserdir. Restore edildi, daha içine ziyaretçi almıyorlar. Ama alacaklar inşallah, bekliyoruz. 3. Osman Taşlığı'nın Gülhane'ye bakan cephesi cumbalı muhteşem bir cephedir. Ön çıkmalı, eli böğründeleri harikadır. Bakın o gözüküyor orada. İşte onun arkası padişah has odaları var orada. Onun bir arkasında Hünkar Köşkü var. Yanında 1. Abdülhamit Han'ın has odası var. Onun yanında. Arkasında 3. Murat'ın has odası, 1. Ahmet ve 3. Ahmet'in has odaları var. Fatih'ten 3. Murat'a 5 padişah Mukaddes Semahatleri has oda olarak kullanıyor. Sonra gelenlerden de toplamda 5 padişah has oda yapıp diğerleri onları kullanıyor. İşte bunlar padişahlar buradan bir sarayın bahçesini seyrediyorlardı. Arada tebliğli kıyafetle çıkıyorlardı. Halkın arasına karışıyorlardı, geziyorlardı. Yani Gülhane Hattı Hümayun'u burada imzalandı. Tanzimat fermanı. Ama bu bahçenin bu tarafında değil, tam zıt tarafında. Çünkü bu park U şeklinde, yani park demeyelim, sarayın has bahçesi. U şeklinde hem Haliç tarafını, şu an Haliç tarafındayız, hem deniz tarafını hem de Marmara Deniz tarafına çevirmekteydi. Hattı Hümayun'un imzalandığı yer tam öbür taraf, bunun zıt tarafı olarak görülmekte. Şimdi Sarayburnu Roma İmparatorluğu döneminde yavaşça kullanılıyordu. Sarayburnu. Şimdi sarnıca gireceğiz. Herkes şey sanıyor. Osmanlı'nın Topkapı Sarayı buradaysa demek ki Romalıların da Topkapı Sarayı burada. Hayır, yani Romalıların sarayı, hayır değil. Roma İmparatorluğu'nun sarayı Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde. O büyük Magna Ura Roma Sarayı orasıydı. Peki bu Sarayburnu, yani denizin ortasındaki bu minik kara sokuntusu talebe yetiştirdikleri bir yerdi. Burada manastırlar vardı. Bak dingin ortam, sessiz. Üç taraf denizlerce. Burada yapılacak en güzel şey öğrenci yetiştirmek. Keşke biz de öyle yapsak. Çocuklar burada yetişse. Düşün, günahsız, sıkıntısız, patatı kütürtüsüz. Fatih burayı yönetim merkezi yapınca Topkapı oluyor ve devasa bir saray. Roma'da manastırlar var burada, kiliseler var burada. Yani şehrin şamatasından uzak, manastır hayatı yaşanılan
bir uzlethane ve eğitim merkezi burası. İşte şu gördüğünüz temel yapıları Roma'nın geçmişine uzanan bir manastır kompleksinin küçük bir parçasıydı ama altı da boş değildi. Hadi şimdi doğru oraya gidelim. Şimdi hangi şu merdiven, şuradan gidelim olmazsa kestirme. Oraya ineceğiz. Şuranın etrafından dönelim. Bakın bahsettiğim manastır yapısı buradan da daha net gözüküyor. Evet, şuradan bir göstereyim size. Bakın 3. Osman'ın taşlığı nasıl güzel, nasıl muhteşem. Parka bakan cephe çok güzel yapıldı. Unutmazsam linkini koyacağım buraya. 3. Osman taşlığını, köşkünü anlattığım videonun linkini buradan tıklar izlersiniz. Evet, geldik. İşte karşımızda. Burada biraz duralım. Roma İmparatoru Hadrian'dan konuşalım. Bakın Hadrian çok önemli, çok özel bir Roma İmparatoru. Evet, Roma tarihinde hem putperest Roma hem Hristiyan Roma bir sürü imparator gelmiş gitmiş. Ama bu imparatorlar içinde birkaç tanesi silinmez izler bırakmış. Çoğu Roma'dan çıkmamış. Yani başkentinden dışarı burnunu çıkarmamış. Çok azı seferlere, savaşlara gitmiş, ordular yönetmiş. Birkaç tanesi var ki bütün Roma topraklarını A'dan Z'ye gezmiş. İşte o birkaç tanesinden en meşhuru da Hadrian'dır. Edirne'yi kuran adamdır. Hadrianapolis, şehrin gerçek adı bu. Hadrian, Adrian, Adrine, Edrine, Edirne. Yani Cumhuriyet Türkiye'sine kadar adı Edirne. Fatih Sultan Mehmet hiç Edirne demedi. Fatih döneminde adı Edirne'ydi. Hadrian'dan. Hadrian, Adana Taş Köprüyü yapan adam. Adana'nın merkezindeki hala o büyük taş köprü. Antalya'nın merkezindeki üç kemerli büyük anıtsal kapı Hadrian'ındır. Bir gün inşallah Kudüs'e gidersek, Kudüs şehrini A'dan Z'ye yeniden kuran adamdır. İlya adıyla. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde bir insan hakları beyannamesi yayınlıyor. Yani gayrimüslim, şu bu, herkese özgürlük veriyoruz diye Hazreti Ömer. Ve şehrine de Hazreti Ömer'in beyanında İlya diye geçiyor. İlya adıyla geçiyor. Ve Kudüs bir Hadrian şehridir. Neden? Şehri yeniden kurmuştur. Bugün İsrail Hadrian'dan nefret eder. Niye? Çünkü kazıyor adamlar, Yahudilik adına eser bulmaya çalışıyor. Bir eser çıkaracak, gösterecek. Bakın biz Yahudiler yüzyıllardır buradayız diyecek. Adamların kazdığı her yerden Hadrian çıkıyor. Her yerden Hadrian. Ağlama duvarının önündeki bütün platformu indirip kazdılar. Altından koca bir İlya antik kenti çıktı. Saç baş yolda adamcağızlar. Deliriyorlar. Kudüs'ün en muhteşem kapılarından birini şehri kuran Hadrian yapmıştır. Kanuni'nin Şam kapısının yanında Hadrian kapısı. Kanuni onu büyütmüş. Meşhur Kanuni Şam kapısı haline getirmiş. İşte o Hadrian İstanbul'a da gelmiş. Hadrian İstanbul'a geldiğinde İstanbul Roma İmparatorluğu'nun başkenti miydi değil miydi? Başkenti miydi değil miydi? Size sorayım. Değildi. Milattan sonra 300'lerde kuruldu. 300'lerde burası başkent haline geldi. Daha milattan sonra yüzlerdeyiz. Yahudileri Kudüs'ten dünyanın dört bir yanına süren adam kimdi? Hadrian'dı. Ve o Hadrian İstanbul'a geldi, buranın stratejik konumunu gördü, sevdi ve İstanbul'un su hatlarını oluşturdu. İrsali hatları. İşte o su hatlarının bir parçası da bu görmüş olduğunuz sarnıçtı. Ve sarnıç milattan sonra 130'lu yıllarda yapıldı. Bakın 130 diyorum. Yerebatan sarnıcından tam 400 sene önce yapıldı. İstanbul'un en eski sarnıcı desek yalan söylemiş sayılmayız. O kadar önemli yani. Bu sarnıç Osmanlı döneminde kayboldu. Neden? Çünkü bakın üzerinde bir tepe var. Tepenin toprakları zaten buraya sarkmıştı. Her yer sarmaşıklarla kaplıydı. Burası zaten Gülhane'nin ücra bir köşesi. Bak bayağı yürüdük. Kuytu bir yer, unutuldu. Kimse buranın farkında olmadı. Zaten burada halkın yaşam alanı yoktu. Yani ev ve mahalle kurmaya müsait değildi, yasaktı. Has bahçeydi, unutuldu. Ta ki 1913 yılında, yani Mehmet Reşat döneminde Cemil Topuzlu öncülüğünde burası bulundu ve burada arkeolojik kazı yapıldı. Kazıda üstteki manastır yapısının temelleriyle sarnıç ortaya çıkarıldı, temizlendi. Ama halkın girebileceği bir hale getirilmedi. Metruk vaziyetini sürdürdü. Aranızda bazıları hatırlayacak. Özellikle 40 yaş üstü. Burası yıllar önce hayvanat bahçesiydi.
Yani Gülhane Hayvanat Bahçesi vardı burada. Hayvanat bahçesi içinde böyle merdivenle yerin altına indiğimiz metruk bir yeraltı bölümü vardı. İçinde akvaryumlarda balıklar vardı. Onlar sergileniyordu. İşte o balıkların sergilendiği yer bu sarnıcın içiydi. Sonra yine kapatıldı. Yine metruklaştı. Uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı restore etti ve 2 gün önce ziyarete açıldı. Ücretsiz. Herkes girebiliyor, herkes gezebiliyor. Sanat etkinlikleri cereyan ediyor. Onu göreceğiz, buyurun. Ama girerken bir de şu kapıdaki çeşmeyi de bir görelim. Sultan Mehmet Reşat dönemiydi, 1913. Ve kazıları yapılırken burada Sultan Mehmet Reşat buraya bir çeşme kondurdu. Yazık garibim, Mehmet Reşat'ın o 10 yıllık saltanatında savaş, savaş, savaş. Kendini görmedi savaşlardan. Onun için hakikaten zor ve acılı bir saltanat dönemi oldu. Yaşlı zaten, ipler elinde değildi. Bakın, barok mimari hala çeşmenin her yerinden kokmakta. Ve altın varaklı Sultan Mehmet Reşat tuğrası da burada bize göz kırpmakta. 1329 tarihini de görüyoruz. Şimdi içeri geçebiliriz. Sarnıçlar yeraltı su yapılarıdır. Roma İmparatorluğu döneminde çok sevilmiştir. Hadi giriyoruz. Çok böyle büyük devasa bir sarnıç değil. Ama nihayetinde yine de bu bir sarnıç yapısı. Sarnıçlar nedir? Sarnıçlar bildiğimiz su depolarıdır. Yerin altına yapılır. İstanbul'un yer altında birkaç yüz tane sarnıcının olduğunu tahmin ediyoruz. Şu an 100 kadar sarnıç hala varlığını sürdürüyor. Çok az sayıda olanı turizme açıldı. Mesela en büyüğü Yerebatan sarnıcı. Bir küçüğü 200 küsür sütunlu binbir direk sarnıcı. O da Sultanahmet Meydanı'nın hemen üstünde. Bir üçüncüsü Theodosius sarnıcı. Şu an ışık gösterileri yapılıyor. Eski Eminönü Belediye Binası'nın altında. Belediye binası zaten niteliksiz bir binaydı. Yıktırıldı. Şu an sarnıç turizme açık. Bir dördüncüsü Zeyrek sarnıç. Zeyrek'te. Yani o Molla Zeyrek Külliyesi'nin bulunduğu Pantokrator'un hemen altında. Maalesef özel mülk olduğu için restore edildi. Ziyarete açıldı, tekrar kapandı. Şu an metruk berbat bir şekilde duruyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen Zeyrek sarnıcını açın ya. Şu kepazelikten kurtaralım. Yani özel mülk diye 2000 yıllık Roma sarnıcını açmayacak mısınız? Restore edildi halde turizme. Şu an içi yine berbat oldu. Ben bu aklı anlamıyorum yani. Çok önem arz eden bir hadise. Sarnıçlar yerin altına yapılır. Bakın şöyle biraz daha ilerleyelim. Sütunlarla taşınır. Neden sarnıçlar sütunlarla taşınır? Çünkü bu bir yeraltı su deposudur. Su bunun tepesine kadar, yani şu gördüğünüz sütun başlıklarının hemen alt hizasına kadar su geliyordu ve su muhafaza ediliyordu. İstanbul için su neden bu kadar önem arz ediyor? Çünkü İstanbul yeryüzünün cazibe merkezi, başkenti, en çok kuşatılan şehir. İstanbul çok kuşatılıyor ve kuşatmalara çok hazırlıklı bir şehir. Şehri kuşatan önce şehrin suyunu keser. Ama kimse tarihten bu yana İstanbul'u susuz bırakamadı. İstanbul'u kimler kuşattı? Bir kere İstanbul'u Avarlar kuşattı. Bulgarlar kuşattı. Ruslar kuşattı. Avrupa Hun İmparatoru Atilla kuşattı. İslam medeniyetinin uzantısı Müslüman Araplar kuşattı defalarca. Ama şehri hiçbiri alamadı. Çünkü şehri susuz bırakamadılar. Şehrin Belgrad ormanlarından gelen suyu ustaca yüzlerce sarnıç tarafından muhafaza edilmekteydi. Maalesef Cumhuriyet Türkiye'mizde insanlar kendi arsalara ev yapacağım diye temel kazılarında çıkan sarnıçları yok ettiler. O kadar çok sarnıç yok edildi ki. Ama ayakta olanları bile korusak bir şeydir. Açık sarnıçları vardı Roma'nın. Mesela bugün Karagümrük Stadyum bir açık sarnıç. Yavuz Sultan Selim Camii yanındaki Aspar bir açık sarnıç. Ya da Koca Mustafa Paşa'daki açık sarnıç. Bunlar Roma döneminde ağzına kadar suyla doluydu. Osmanlı döneminde suları çekildi. Osmanlı bunları bostan, sebze bahçesi olarak kullandı. Ve bu açık sarnıçlara Çukurbostan ismi verildi. Bakın şöyle gelelim.
sütun başlıklarına baktığımız zaman son derece sanatlı yapılarla karşılaşıyoruz sütun başlıklarında. Yani mesela Yerebatan Sarnıcı'nda olduğu gibi sadece devşirme malzemelerle yapılmış yalapşap mimari yapı unsurlarından ziyade birebir oyularak, şekillendirilerek de böyle bir sarnıç ortaya konulmuş. Muhtemelen üzerindeki manastırın su deposuydu. Bu amaçla bölgeye hizmet veriyordu. Hadrian'ın bir izi olarak bu muhteşem yapı tarihten bu yana hala yaşamakta. Gönlümüz şunu istiyor. Önce İBB Miras'a teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapıldı. Bugün İstanbul'da korunması, kazılması, çıkarılmayı bekleyen bu şekilde daha binlerce eser var. Lütfen olanları koruyalım. Olmayanları ortaya çıkaralım. Halkın hizmetini açalım. Bütün bir halkın. Halkın olmadığı yerde sanat yoktur, kültür yoktur, medeniyet yoktur. İnsanı içine sokalım. İstanbul'un zenginliğine zenginlik katalım. Ve lütfen artık bu değerlerle dünyaya marka değerimizi parlatıp yükseltmesini bilelim. Gülhane Sarnıcı'ndan hepinize selamlar.